selam olsun. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Derde derman ya Allah. İlahi ya Rab, cennetine girenlerden eyle bizi cennet içre, cemalini görenlerden eyle bizi. Bakma şu dünyanın varına yoğuna, düşüp daim hak yoluna, beratını sağ eline alanlardan eyle bizi. İnşallah. Müminlere rahmet ola, münafıklar mahrum kala. Yunus eder doğru yola, gidenlerden eyle bizi. Kur'an'ını hüccet bilen, iman ile sefer eden Allah de canın veren kullarından eyle bizi ya Rabbel Alemin. Allah. Ya İlahi, ol Muhammed hürmetine bizi mahrum eyleme. Resulüne gönderdiğin Kur'an hürmetine bizi mahrum eyleme. İsmail'e gönderdiğin kurban hürmetine bizi mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Ya İlahi, sakla kıl imanımız, verelim iman ile Kur'an ile ta canımız. Ya İlahi, kılma bizi dâin. Bu duaya cümlemiz diyelim amin amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in. Şimdi duamız burada sona erdi. Okuduklarımız sona erdi. Şimdi okuduklarımızı bir değerlendirmesini değerli Murat hocamızdan dinliyoruz. Daha sonra inşallah duayı da kendisi yapıyoruz. İbrahim. Peki efendim. Duayı da İbrahim hocadan dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Bir değerlendirme. Evet. Efendim Allah kabul etsin okuduklarımızı. Şimdi Yasin Tebareke okundu ve Amine Resulü okundu. Ve yine şehitlerle ilgili ayet-i kerimeler okundu.
baştan başlarsa Yasin suresinden. Bu surede 5 ayrı bölüm var. Birinci bölüm Peygamber Efendimizin kendisine vahyin tebliğiyle, Kur'an-ı Kerim'in tebliğiyle onu insanlara yayması ve bu arada ona inanmayanlara karşı da ona sen okuma yazma bilmiyorsun, bunları nereden alacaksın, senden başka kimse yok mu daha tahsilli, daha eğitimli, ona indirmek varken niye Rabbimiz sana indirmiş olsun diye etrafındaki ailesinden bir kısmı da içinde olmak üzere kendisini böyle hafife alarak Rabbimizin indirdiği ayet-i kerimelere karşı duran müşrikler var. Müşrik diyoruz onlara çünkü onlar Kabe'de, yine Mekke'de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların arasında 40 yıl yaşamış, orada doğmuş. Ebu Leheb var, Ebu Cehil var ki bunlar, Ebu Sufyan var, hep Peygamber Efendimiz'in ailesinden kişiler. Ona tahammül edemiyorlar. Niye tahammül edemiyorlar? Çünkü Ebu Leheb dediğimiz de Kabe'nin imamı. Nasıl imamı? Putları da koymuşlar araya. Putlar kanalıyla Allah'a ulaşacaklarına inanan bir yapıda imamı. Kabe'de namaz kılıyorlar. Hac mevsimi, Arafat'a çıkıyorlar. Hac ediyorlar. Hac vesilesiyle gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorlar. Rahman diyorlar, Allah diyorlar, Rahim diyorlar. İbrahim neslinin devamı olarak Allah'a inanç noktasında hiç problemleri yok. Ama sen ey Muhammed bildiğimiz kişisin, sen de 40 yıldır bizim aramızdasın. Bu putlara niye bu kadar husumetin? Niye? Niye bunları aramızdan çıkarmak istiyorsun? Allah öyle buyuruyor. Niye Allah öyle buyursun diye Peygamber Efendimiz'i kafir ilan ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani, peygamber Allah'a inanıyor onlar gibi. Onlar Allah'a inanıyorlar peygamber gibi. Tek dertleri bu putları niye aramızdan çıkarıyorsun? Bunlar da olsun. Sen bizim dinimizi bozuyorsun. Biz hep bu putları bildik. Bu put dediğimiz Lat, Menat, Uzza, bunlar da bizim burada doğmuş büyük kişilerdi. Ahlaklıydılar, varlıklıydılar, herkese hizmet ederlerdi, Kabe'yi hacca gelenlere yardım ederlerdi. Bütün mallarını, mülklerini Rahman'a adarlardı, adamışlardı. Bunların da biz böyle mezarlarını buraya yaptık, Kabe'nin yanına yaptık. Ve biz onları anıyoruz, saygı duyuyoruz. Niye sen bunları kaldırmamızı istiyorsun? Seni öldüreceğiz, malumunuz. Ve Peygamber Efendimiz Mekke'den, sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de 10 sene kaldıktan sonra Medine'ye hicret etmek durumunda kalıyor, yakınlarıyla, inanmışlarla. Medine'ye gidiyorlar. Çıkarmış olmaları yetmiyormuş gibi bir de peşlerinden çıkıyorlar. Bedir mevkine kadar geliyorlar. Orada bir savaş yapıyorlar. Bir sene sonra Medine'nin içine kadar yaklaşıyorlar. Uhud Dağı hemen gidenler bilir. Orada bir savaş daha yapıyorlar. Sonra ertesi sene tekrar geliyorlar. Medine'nin tam yanında Hendek Savaşı. İlle yok edecekler Peygamber Efendimiz'i. Hedef o yani. Ve daha sonra tabi inananlar. İşte bu Yasin suresinin ilk sayfası özellikle. Ey Habibim sen yılma. Onların bu davranışlarından etkilenip de moralini bozma. Sen davana devam et. Onlar öyle bir saplanmışlar ki bu yanlışlığa, seni duymuyorlar bile. Kulakları duymuyor, mühürlenmiş adeta. Kalpleri anlamıyor, mühürlenmiş adeta. Sen onlara bakma ve onlarla da uğraşma artık. Sen sana inanmış olanlara ve inanacak olanlara bu tebliği götür. Tevhide davet et. Direkt tek Allah'a inanmak. Hepimiz için de böyle. Araya aracı koymaksızın direkt Rabbinizden inan. Rabbinize
Rabbimizden istemek, ona baş koymak, bizi ona götürecek birileri çıkıyorsa bizi yanlış yere götürüyor olabilir. Direkt Allah'tan istemek. Dolayısıyla da Allah-u Teala kendisinden isteyene veriyor. Bir şekilde vesileler buluyor, veriyor. İkinci sayfasında yine tevhid inancına davet eden Antakyalıları, Hatay Antakya mahalli kişileri, iki elçi gönderiyor. Bunlar saptılar. Benimle kullarım arasına belli kişileri koydular. O kişilere hep ne hizmet varsa yapıyorlar. Ama beni unutuyorlar. Her şeyi onlara bağlıyorlar. Kendilerini de bana çıkacaklarını sanıyorlar. Gidin bu elçilerim, gidin o aracıları aradan çıkarsınlar. Tekrar tevhide gelsinler. Tevhid ne? Birleme. Allah'ı birleme. Peygamber Efendimizin Mekke'de ve Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bütün mücadelesi ve Kur'an-ı Kerim'in ağırlıklı olarak bütün hedefi sapmış olan, tevhidden sapmış olan kişileri tevhide davet etmektir. O dönemde gelen ayetlerde. Şu anda işte bu bakış açısıyla Alara'nın masasında bir tefsir kitabı var. Hasan Elik hocamızın Marmara İlahiyat tefsir bölümünden emekli olan değerli hocamızın. Evet. Fakat inanmıyorlar ona. Üçüncü bir kişi gönderiyor, elçi gönderiyor Allah-u Teala o ikinin yanına. Diyor ki git sen de üç kişi olun, toplumu çağırın. Yok. Sonra Habib-i Neccar çıka geliyor. O Hatay, Antakya merkezin ahalisinden. Habib-i Neccar geliyor, tanıyor onları. O üç kişiye karşı çıkan kalabalığı. Niye diyor bu elçilere böyle kötü davranıyorsunuz? İşte onlar bizi yolumuzdan sapıtmak için uğraşıyorlar bizimle. Diyorlar ki bizi Allah gönderdi. Sizin bu aracılarınızı kaldırmanızı istedi. Öyle diyorlar. Biz onlara inanmıyoruz. Allah niye bunları göndersin? Bizim gibi insan bunlar. Niye inanacağız biz onlara? Yalan söylüyorlar. Habib-i Neccar da diyor ki hayır diyor onlar yalan söylemiyorlar. Gerçeği buydu diyor. Siz şaşırdınız. Siz yanlış yola gittiniz. Vay sen de mi bu yabancılarla beraber olacaksın? Diyorlar ve öldürüyorlar bunu. O kendi hemşerilerini. Habib-i Neccar. Orada Antakya'nın biraz böyle tepesine doğru oradadır. Camisi de şeyde. Kabride. Türbesi de. Sonra işte diyor ki onlar şehit oluyor tabii orada Habib-i Neccar. O onun duası var sayfanın sonunda, ikinci sayfanın sonunda. Ya Rabbi sen beni cennetine aldın. Keşke onlar da bilselerdi beni nasıl mükafatlandırdığını da onlar da yola gelselerdi diyor. Üçüncü sayfasına geçtiğimizde de Allah-u Teala buyuruyor ki biz onlara gökten ordularımızı gönderme ihtiyacını duymuyoruz. Değmez. Bizim ordularımızı Allah-u Teala buyuruyor. Gökten onlara göndermeye değmez. Ve onlara bir ses verdik. O sesle helak oldular. Antakya depremi. Milattan sonra 2. asır. Dünyanın şimdiye kadarki en çok vefata sebep olan kara depremi. 200 bin kişi. En son Endonezya'da da olmuştu. 120 bin kişiydi karada. Tsunami ile 220 bini buldu. Ama kara depremi olarak en büyük deprem o deprem. Ve böyle bir ceza da vermiş oluyor Rabbimiz. Sonra işte topraktaki nimetler, bitkilerin nasıl çıkışı, insanoğlunun nasıl yaratılışı. Sonra ay ve güneş, şimdi birbirlerini nasıl takip edişi. Ve Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler. Daha sonra cennet ehlinin ne kadar mutlu oldukları cennette. Ve tam aksine de dünyada yanlış yapanların biz ağızlarını kaparız da elleri konuşur. Yalan söyleyecek çünkü ağzı sorulara cevap veremeyecek. Kötülük yapmış. Eller konuşur. Ayaklar da o ellere şahitlik ederler. Böyle bir geniş bir tasvir vardır. Cehennem ehlinin
Yine sonlara doğru biz insanları yaşlandırırız. Yaşlandıkça da hücreleri azalır ve gittikçe güçleri kaybolur, görmüyorlar mı diye. İnsanın fizyolojisinin yaşlandıkça azalmakta olduğunu, hücrelerin eksildiğini ve dolayısıyla her kişinin neticede ölümü tatmak durumunda olduğunu söylüyor. Son sayfada da işte o insanoğlu bakmaz mı nasıl yaratıldığına? Bir damla sudan yaratıldı. Ve sonra da bize meydan okuyor o insanoğlu. Ne diyor? Ya bu kemikler çürüyüp de toprak olduktan sonra mı dirilecekler? Diyorlar. Allah-u Teala da devamında. Siz görmüyor musunuz gökleri ve yeri yaratan Allah? Gökler yedi kat sema olarak geçer malum. Onun için çoğul geçer. Gökleri ve yeri yaratan Allah. Bakmıyorlar mı bu gökleri ve yeri yaratmak mı daha zor? Yoksa onları mı yaratmak daha zor? Elbette ki bu düzeni yaratmak, sonsuz kainatı yaratmak daha zordur. Ama Allah bunu da yaratmış. Sizi mi diriltemeyecek? Çünkü o ol der olur. Kün feyekün. Bu hücre milim ister topukta kalsın, en son yıpranan yer olarak, isterse toprağın içinde kalsın. Her halükarda aynı bizi bu vaziyetiyle diriltmeye gücü yetmez mi diye soruyor Rabbimiz. Yasin suresi öyle bitiyor. Tebareke'de de yine aynı şekilde Allah'ın gücü kuvveti. Ne güzel anlattınız Yasin. Allah'ın gücü kuvveti anlatılıyor. O su göndermeseydi siz suyu nereden bulacaktınız diyor. Hakikaten su hazır değil mi? Hep böyle içiyoruz. Geliyor. Dereler var, yağmur yağıyor. Aa ne güzel, kar yağıyor. Ya nereden geliyor bu? Nereden geliyor? Nasıl geliyor? Denizler var. Bu su nereden? Ve sonunda tebarekenin sonunda da öyle bitiyor yani. Bütün mülk Allah'ındır. Baştan giriyor tebarekeye. Sonunda da bir suya ihtiyacınız kalsa size Allah'tan başka kim su gönderebilir? Onun için kabirde tebareke okunduğunda bir su kabıyla mehtanın üzerinde su gezdirilir. Dolaştırılır. Aminar Resulü de bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiği, hepsinin eşit olduğu, ayırım yapmamamız gerektiği, Hazreti Musa olsun, Hazreti İsa olsun, diğer peygamberler, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenler, daha öncekiler, hepsi Allah'ın tevhid mesajını anlatan ayetlerdir. Bu tevhid mesajında hepimiz beraberiz. Ah şu biraz zihnimizi toplasak da din kavgalarını yapmasak. Peygamber Efendimizin Hazreti Musa'yla hiç derdi olmadı. Hazreti İsa'yla hiç olmadı. Meryem ve Zekeriya'yla hiç olmadı. Hiç onların aleyhinde konuştuğu mümkün değil, görülemez. Zira şu elimizdeki Kur'an-ı Kerim var ya, değerli anneler, babalar, anneler, babalar, kardeşler. Bu Kur'an-ı Kerim'in içindeki sayfaların üçte ikisi Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı anlatır. Bunu bir Hristiyanlara anlatsak, bu beraberliği bir yakalasak, onların da içinden imana gelenler bizimle uğraşmazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim onları da tamamlayarak bütünleşmiş son kitap olmuştur. Bu bizim için büyük bir nimettir. Biz bu nimeti bizden önce Tevrat'a ve İncil'e inananlara da anlatırsak, onlar Tevrat ve İncil'le birlikte bizim Kur'an-ı Kerim'imize de inanır. Çünkü bizim de iman şartlarımızdandır Tevrat'a ve İncil'e inanmak. Ama ulaşamıyoruz ki ona. Kendi içimizdekilerle de ulaşamıyoruz. Onlar tahrif oldu bitti diyorlar mesela. Yok artık öyle kitap diyorlar ya bizimkiler. Peygamber Efendimiz öyle bir şey demiş mi? Asla dememiş. Hatta hırsızlık yapan biri geldiğinde yanına belki kurtarırız. Kur'an-ı Kerim'de belki hırsızlığın cezası daha azdır diye, kurtarırız diye geldiklerinde Peygamber Efendimiz size Kur'an-ı Kerim'den mi hüküm vereyim yoksa elinizdeki Tevrat'tan mı? Getirin Tevrat'ı, Tevrat'a göre vereyim isterseniz buyuruyor. Tevrat'ı ne getirecekler? Onlar biliyorlar Tevrat'ı. Ama Kur'an'da daha mı acaba az cezası diye ümidiyle getiriyorlar. Demiyor ki evet Kur'an'dan vereyim diye. Yıl kaç? 610-615.
adalete bakın yani. Yani hayır, hem adalete bakın, hem adalete bakın, hem de Peygamber Efendimizin Tevrat'a ve İncil'e saygısına bakın. Evet, tabii bu arada ayetler var. Tevrat'ı değiştiriyorlar, İncil'i, eski kitapları değiştiriyorlar diye başka ayetlerde. Nesini değiştiriyorlar? Manayı değiştiriyorlar. Başka anlıyorlar, başka uyguluyorlar. Halbuki yani neticede Tevrat veya İncil veya Zebur, Allah-u Teala'nın siz bunları yazın, böyle kitap olsun bunlar. İleride bunları okurun, okuyun diye bir talimatı yok. Kur'an-ı Kerim içinde yok. Peygamber Efendimiz sadece ben size ayetleri anlatacağım, okuma yazmam yok, siz yazın. Yanında devamlı vahiy katipleri bulunuyor, 20'ye yakın, onlar yazıyorlar. Hmm. Peygamber Efendimiz bir Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızın, son kitabımızın en önemli pozisyonu bu. Bunun içinde biz o anda yazıldığı içinde bizim Kur'an-ı Kerim'in farklı yazılmış olması mümkün değil diye ayrıca şükrediyoruz. Evet, bunu da okumuş olduk. Şehitlerle ilgili ayet-i kerimede de çok önemlidir. Hafsalamız almayabilir. Sakın şehitlerinize ölü demeyin diyor. Ölüler demeyin, buyuruyorlar. Onlar ölü değil, diri. Ama sizin idrakiniz almaz onları. İdrakiniz almaz diyor Rabbimiz. Sakın onlara ölü demeyin. Bu çok önemlidir. Şehitlik ve alimlik en büyük rütbelerdir. Biz de lisede okurken İmam Hatip'te ya şehit ya gazi diye eğitildik. Ve hala da Rabbim bizi ya gazi ile ya şehit diye dua ederiz. Öyle mi İbrahim Hoca? Evet. Öyle mi Kadir Hoca? En büyük makamdır. Şehitlerinize ağlamayınız. Şehitlerinize ölü demeyiniz. Öldüklerini sanmayınız. Çok önemli bir mertebedir. Allah bizleri Peygamber Efendimiz bizim yanına göndersin. Şehitlerimizle haşr eylesin. Cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Amin. Bu sağ olsun Kadir Konya hocamızın. Memleketi Konya değil ama soyadı Konya. Değil mi? Memleketi evet. Mi Konya yok? İstanbul Şile. 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 Karadeniz'de evet. Oku istersen amin. Olsun sen de oku. İstediğin varsa bir şey sana bakabilirim. Ya ben iyi okuyamam ki. Okursun. Amen Resulü'yü okumayı pek seviyorum. Dinleyelim tabii. O ellerinde Amen Latin harfleriyle yazılmış Kur'an-ı Kerim var ya, o kadar güzel okuyor ki Alara. Tevhidiyle de yazmışlar galiba. Hmm. Gördünüz mü hiç? Allah Allah. Ben sonradan kendim özelimde okudum. Maşallah. Ben öyle daha çok seviyorum. Ya ders mi aldı diyorum tamam mı? Meğer öyle yapın. Çok da güzel okudum. Amin Resulü değil, Yasin okumalı diyor. Peki, bir zaman duayı. Evet. Peki, Valide Hanım bir isteğiniz var mı başka? Biraz daha, evet. Tamam. İbrahim Hoca duaya geçecek şimdi. Evet, duaya geçecek. Okumam mı? Duayı yapar mı? Yok, yeterli var. Sonrasında devam edecek. Demek ki istersen kırma, oku sen. Ama duyar mı? Efendim? Okuyacak. Okuyacak Amin Resulü. Evet, hadi bir şey. Eğer bir hatam olursa affedin. Estağfurullah, yok. Bir de ben Arabak aksanıyla okuyamıyorum malumunuz. Biraz daha Türkçe mi soruyorum? Yok hayır, hayır sen İmam Hatip Lisesi'ne sıfırdan girmiş bir öğrencini orta kısma kadar yani o zaman 4 seneydi biz okuduk. 4 sene eğitiminden sonra okuyacak düzeydesin. Hocalar da görür zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenâ Resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi vel mü'minî küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi lâ nüferriku beyne ehadin min rusulihi ve kâlu semînâ ve etâknâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke mesîr lâ yükellifillâhü nefsen illâ vus'ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbena, la tuahizna, innesina, evahtatna. Rabbena, ve la tahmil aleyna ısran kema, hameltehu allellezine min kablina. Rabbena, ve la tuhammilna, ma la taket. Bismillahirrahmanirrahim.
Mala takate lena bih. Vafi anna, vafir lena, verhamna, entemellana, fensurna, alel kavmil kafirine. Eyfayetle. Buyur abi, ben bir şey demiyorum. Buyur abi. Buyurun, ben bir şey demiyorum. Kızımızın okuyuşu. Amin, gayet güzel. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebrik ederiz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Vel cennetu lil muttakin. Ve nedametu lil gafilin. Ya Rabbel alemin, şu anda senin manevi huzurunda açılan ellerimizi, seni tesbih eden dillerimizi, sana teveccüh eden gönüllerimizi manevi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Şu anda sırf senin rızayı şerifini tahsil, yüce peygamberimizin aziz ruhunu tazim. Bundan bir hafta kadar önce bu aleme veda edip o baki aleme intikal eden merhum ila rahmeti Rabbil gafur, mükerrem Taşçıoğlu beyefendinin de ruhunu yad için toplandık. Şu andaki toplantımızı müteyemmim ve mübarek eyle ya Rabbi. Merhumun ve diğer cümle geçmişlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere önceden okunan 41 adet Yasin-i Şerif'ten ve yine şurada okuduklarımızın cümlesinden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hace-i Kainat, Hulase-i Mevcudat, Fiyyem-il Arasat, başlarımızın tacı, her türlü derdü telaşımızın ilacı, amin, hepimiz onun muhtacı, sevgili peygamberimiz, şefaatçımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, temiz ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Diğer peygamberlerin,